Merhaba, merhaba. Melda Yücel TV'den merhaba. Perakende günlerinde Ayşen Zamanpur'la birlikteyiz. Silken Kaşmir kurucusu, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. İkinci kuşak devrede ama Ayşen Hanım hala tüm enerjisiyle burada marka gücüyle. Perakende günlerindeyiz. Perakende günlerinde. Şimdi seçim geride kaldı. Belirsizlik bitti diyoruz. Şimdi öncelikli olarak perakende şu olmalı. Bir saniye bile kaybımız yok dediğiniz konu nedir? Sevgili Melda, öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler. YouTube'da. Her zamanki gibi takipçin olacağız. Abone olduk. Kesinlikle. Olduk tabii ki. Şahanesiniz. Olduk ve herkesi de abone ettik biraz önce. Süper. Bir an önce ne olsun biliyor musun? Ekonomi nereye gittiğini bir görelim. Çok belirsiz bir şekilde maliyet artışları, çok belirsiz bir şekilde enflasyon var. Hiçbir şeyi kontrol edemiyoruz. Biraz önce 5 tane perakendenin en önemli CEO'su dolar hedge etmek için fiyat belirleyemedik ki genelde hepimizin ortak olduğu bir fiyat olur. Genelde hepimiz bir rakamda buluşuruz. Hangi rakamlar telaffuz edildi? Söylemeyelim, yönlendirmeyelim piyasayı ama ne diyeyim sana biliyor musun? %30 ile %40 arasında değişti ki hiç böyle bir şey olmaz. Yani bu neyi gösteriyor? Ciddi bir belirsizlik, ciddi bir rayına girmesi gereken bir ekonomi var. Yani bizim en büyük problemimiz istikrardan öte ekonominin artık gerçek yapısal değişimlerle bir şekilde bu çılgın büyümeden, bu çılgın enflasyonist ortamdan kurtulması. Yoksa biz fiyat yapamıyoruz, bütçe yapamıyoruz. Strateji belirleyemiyoruz. Bizim bütün iş hayatımız bunlara bağlı. Bunları yapamıyoruz şu anda. Peki şimdi mesela daha ayakları yere basan, daha hani bahsettiğiniz o normalleşmeye dair, Mehmet Şimşek'in hani ekonominin patronu olacağına dair yazılıp çizilenler var. Evet. Birkaç gün sonra da bu netleşecek. Hani Mehmet Şimşek isminin gelmesi, gelmemesi, buradaki politikanın nasıl belirlenip belirlenmemesi doğrudan nasıl etkiliyor sizi? Yani Mehmet Şimşek gelirse mesela ne değişebilir? Şahsi olarak kişisel bir şey Mehmet Bey hakkında bir fikir belirtmek istemem ama yapılacak şeyler o kadar belli ki, o kadar ekonomi 101 ki yani. Ekonomi 101 alan herhangi birisinin üniversitede yapılacak şeyler çok net. Çok net. Müthiş bir cari açık var. Çok ciddi bir borçlanma var. Çok yüksek, yani önü alınması gereken bir enflasyon var. Bir süre aşırı derecede tutulmuş faiz var. Yani çok belli şeyler. Aslında hiçbirisinin büyük bir buluş yapması gerekmiyor. Bunları uygulaması gerekiyor sevgili Melda. Evet. O zaman şu mevcut koşullarda ham madde girişini biliyorsunuz, işte mağaza çok kiralarını biliyorsunuz. Evet. Diğer yandan asgari ücrete zam gelecek, %30 ila 35 evet, ara zam gelecek. Tüm bunların sonrasında etiketlere ne yansıyacak? Ne kadarlık bir zam yolda? Çok güzel bir soru. Ne yansıyacak sence? Biz ne kadar yansıtabiliyoruz? Seninle yıllarca ne kadar çok konuşmalar yaptık. Biz zaten maliyetlerin artışını hiçbir zaman tam olarak etiketlere yansıtabilemiyoruz ki. Çünkü öyle bir alıcı yok, öyle bir kitle yok. Şimdi böyle belirsiz bir ortamda işte en büyük sorun bu dedim ya. Fiyatlama şu anda en büyük bizim önümüzdeki challenge. Yani nasıl bir fiyatlama yapacağız? Biz de bekliyoruz heyecanla, gerçekçi, düzgün. Başında biraz acıtsa da, başında biraz zorluk yaratsa da bu sorunların artık bu şekilde belirsiz bir ufka doğru, hiç bilmediğimiz bir yere doğru doların da TL'nin de maliyetlerin de gitmesi bizi endişeli bir hale getiriyor ve bir girişimcinin, yatırımcının endişeli olmaması lazım. Bak biraz önce gene ne konuştuk? Burası da tam 2001 yılından beri Türkiye'nin en büyük iş dünyası organizasyonu. Soysal'ın perakende günlerindeyiz. Çin şu anda bizim yanımızda ki bütün o vergilere rağmen, bütün o yüksek vergilere rağmen Türkiye'den çok daha ucuz kaldı. İlk defa oluyor böyle bir Çin şey. Çin tekrar üretim için cazip adresi evet, oluyor. Evet ama milli olacağız ama yerli olacağız. Okey, çok güzel laflar bunlar ama iş dünyası da rasyonel olmak zorunda. Nasıl yapacağız? Nasıl biz bu Çin'de maliyetlerimizi tutacağız? Neden Çin'e gitmeyeceğiz mesela? Bunların düşünülmesi lazım. Hep söylüyorum, biraz acıtsa da biraz üstse de artık gerçekçi, yapıcı, yapısal önlemlerin alınması lazım ve bunların kuralları ekonomi 101'de var. Peki, çok teşekkürler Ayşen. Ben teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi Ayşen Zamanpur düşündüğünü tak tak tak. Sizi seviyorum. Ben de seni seviyorum ve başarılar diliyorum. Keyifle izleyeceğiz. Teşekkürler. Melda Yücel TV'deyim. 3 kelime deyince hemen o geliyor akla. Marka, girişim ve seçim. Ayşen Zamanpur.